Merhaba. Bu videoda bir body'yi nasıl bölebileceğimizi, nasıl trimleyebileceğimizi ve nasıl silmemiz gerektiğini göreceğiz. Bunun için ekrana ben bir blok attım. Ve onu kesmek için de şöyle bir yüzey hazırladım. Sizin de yüzeyiniz formlu olabileceği gibi bir plane de oluşturabilirsiniz. İlk olarak plane ne yapalım? Buraya gelip eğer plane ile alakalı bir sıkıntınız varsa bununla ilgili videomuzu izleyerek nasıl plane atabileceğinizi görürsünüz. Infrared seçeneğinde aynı şuradaki bir sektördeki gibi tam orta noktadan bir plane atmam mümkün. Bununla da bölelim. Diğer hazırladığımız body ile de bölelim. Trimleme işleminde şöyle bir seçenek karşımıza çıkıyor zaten. Face or plane veya new plane. Yani ben bu plane'i burada atmak zorunda değildim. Gelip buradan new plane diyerek yine bu şekilde bir plane atmam da mümkündü. Bunu okey dediğim zaman benden bir body seçmemi isteyecek. Seçtiğim zaman da bu trimleme işlemini gerçekleştirecek. Peki buranın tutmasını ve buranın silinmesini istiyorsam ne yapıyorum? Yönümü değiştiriyorum. Peki daha evvelden attığım bir plane'le nasıl kesim yapabilirim? Face or plane seçeneğim aktifken target'ımı seçiyorum. Hedefim bu. Geldim daha sonra bu plane'i seçtim. Yine yönü bu şekilde değiştirebiliyorum. Shore Zone dediğim zaman da bunun kesilmiş olduğunu göreceksiniz. Ve trim body parametrik olarak buradaki ağacınıza eklenecek. Burada tolerans değerlerinizle oynayabilirsiniz eğer farklı bir değer kullanıyorsanız. Zaten plane'i bu sefer gizliyorum. Hemen şuradan bu body ile aynı işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Trim body seçeneğimi aktif ettim. Geldim. Tıkladım. Hedefim bu. Face or plane zaten. Benim de face'im burası. Bu şekilde olabileceği gibi tam tersi yönde de bir kesim işlemi gerçekleştirebilirim. Show result dedim. Şöyle onaylamadım işlemi. O yüzden uygulanmadı. Trim body ile bir daha yapalım. Okey dedim. Bunu gizlediğim zaman evet. Böyle bir yapı elde etmiş oldum. Peki trimlemek istemiyorsam ve bu iki parçanın da durmasını fakat birbirlerinden ayrılmasını istiyorsam ne yapacağım? O zaman da yine gelip buradan Split Body seçeneğimizi seçeceğiz. Gelen menü tamamıyla aynı. Yine bir Plane seçebilirim. Yalnızca şurada Extrude ve Revolve seçenekleri bekleniyor. Yine bir Plane seçebilirim. Yine bir Yüzey seçebilirim. Bu Plane ve Yüzey seçme işlemleri aynı. Onu da hemen şöyle göstereyim. Hedefimi belirledikten sonra gelip New Plane değil tabii ki Face or Plane olması lazım. Face'imi de seçiyorum. Bakın burada bölme işlemini gerçekleştirdi. Bunu Move komutuyla Ctrl T'dir kısa yolu veya Tools'tan ulaşabilirsiniz. Move komutuyla taşıyorum. Şöyle baktığım zaman iki parçaya böldüm. İki parçam da ekranda duruyor. Şimdi geri alıyorum işlemlerimi. Ctrl Z komutuyla. Yine gelip buradan Split Body içindeki seçeneklere bir göz gezdirelim. Burada Extrude seçeneğim var. Bir kesit istiyor benden. Şimdi eğer böyle değil de şurada hemen bir sketch oluşturabilirim. Şöyle New Plane olsun. Geldim seçtiğim yüzeyden biraz daha yukarı bir sketch oluşturdum. Bunlarla alakalı sketch oluşturmalarla ilgili videoları izlerseniz, eğer burada bir sıkıntınız varsa, bu eksiğinizi giderirseniz, bu işlemleri siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Geliyorum. Şöyle bir yapı oluşturmak istedim. Sağlayabilir. Bilmiyorum. Belki şunu biraz daha yukarı yapmam gerekebilir. Şöyle. Evet. Şimdi Split Body komutuma tekrar giriyorum. Body'mi seçtim. Extrude dedim. Ve bir Curve seçmemi istiyor. Curve'leri seçtikten sonra bir vektör vermemi istiyor. Vektör yönümde aşağı doğru seçiyorum. Şöyle baktığım zaman bu parçayı extrude etti ve bunları böldü.
Bölüp bölmediğini yine Ctrl T komutuyla şuradaki dilimi çıkartarak görebilirim. Şöyle baktığınız zaman bu işlemi de gerçekleştiriyor. Ctrl Z ile işlemi yine geri alıyorum. Split body içindeki revolve komutuna bakalım. Hedefimi belirliyorum. Şuradan revolve'a geçiş yaptım. Section curl'lerini seçmemi istiyor. Onları da seçtim. Şurada gelip de dönme eksenimi de seçtim. Yine parçayı ayırmış oldum. Şurada biraz daha hatta çıkartabiliriz parçayı dışarıya doğru. Daha güzel bir dilim elde edelim. Geldim buradan yine split body, hedef, revolve, section curve, vektörüm olmak üzere şöyle Ctrl T ile yine bu dilimi de buradan ayırıyorum. Dikkat ederseniz zaten şurada bir eğrilik var. Show result dediğim zaman da bu şekilde bir dilimleme işleminin gerçekleşmiş olduğunu gördüm. Burada karşılaşabileceğiniz hata şu yalnız. Eğer split body seçtiniz, revolve yapmak istiyorsunuz, geldiniz buraya aldınız. Dönme eksenini seçtiğiniz zaman şöyle, show result'ta, bu dönme ekseniyle sizin kesitiniz kesiştiği için bu işlemi yapamadığını söyleyecektir. Yani burada kesit çizgileriniz, yani kesim yapacağınız çizgiyle ekseninizin çakışmaması gerekiyor. Ona dikkat ederseniz bir sıkıntı yaşamazsınız. Şu sketch çizgilerimi de ortadan kaldırdım. Şimdi body'mi tekrar ortaya çıkartıyorum. Bu iki işlemi yapabiliyoruz. Bunda problem yok. Geldim burada trim body dedim. Evet, trimlemek istediğim yüzeyi de seçtim. Bu işlemi gerçekleştirdim. Şimdi bu body ile artık bir işim yok ve bunu silmek istiyorum. Geldim üzerine tıkladığım zaman sağ tuş delete var. Veya yani yine klavyeden delete tuşuna basabilirim. Her iki ihtimalde de bize şöyle bir, burada da yine delete çıkıyor. Şöyle bir information veriyor. Burada diyor ki senin diyor hani body'lerin bir yerde bir işlem yapmışsın, bunu kullanıyorsun. Eğer bunu silersen o özelliği kaldırmak zorunda kalacağım. Şimdi gelip buradan eğer silmekte ısrar edersek veya klavyeden bu kesme işlemini yok eder. Peki biz bu body'yi buradan silmek istiyoruz. Nasıl yapacağız? O zaman buradaki delete body komutunu kullanacağız. Delete body, body'leri de silebilir. Şöyle. Aynı şekilde buradaki sheet body'leri de silebilir. Çünkü body, hani sheet body veya solid body olması onun için önemli değil. Gelip buradan sheet body'mi siliyorum. Hem trimleme işlemini yaptım, hem istemediğim body'yi de ortadan kaldırdım. Peki bunu nasıl yapabildim? Parametrik olarak silme işlemini de buraya eklemiş oldum. Silme işlemlerini eğer bir body siliyorsanız, delete body ile yaparsanız ileride yaşayacağınız sıkıntıların önüne geçersiniz. 3 tane komut gördük. Trim body, split body ve delete body. Benim bu komutlarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer başka konularda eksiğiniz varsa, plane attık çünkü aralara, onlarla ilgili videoları izleyip o açıkları kapatırsanız daha faydalı olacaktır. İyi çalışmalar dilerim.